Tahran'a girdik. Merkeze doğru gidiyoruz. Bu Azatlık Meydanı'nın olduğu tarafa. Demavent Dağı dedikler bu dağ işte. Bunun eteğinde kurulu ya. İşte Tahran. Alın size Tahran. Buradan mı bakıyorsun? Burada görüyorum. Türkiye'de iki katlı tren yok değil mi? Yok. Hızlı trenimiz var. Sivas'a kadar uzanacak galiba. Daha sonra Erzincan'a düşünüyorlar. Ha, şeyde yiyeceğiz yemeği çocuklar. Kulede. Bir 50 dolar daha bu. Bir 100 dolar daha bozduralım inşallah. Yeter bize ondan sonra değil mi? 50 bozdurur mu? 50 sonra bozdur. Evet, burası İran'ın başkenti Tahran. Hakikaten sana şunu söyleyeyim. Sana katılıyorum. Benim de beklentim yüksekti. Ah, bunu duymak istedi işte. Evet. Ben böyle ne bileyim, aşırı böyle mimari yapısı yüksek bir yer bekledim. Ama yok, böyle değil yani. Onu söyleyeyim. Yani Türkiye'nin bir 70 yıl önceki hali ya. 70 ya, ben sana ne diyorum, 70. Rahat. Aynen böyle çarşılara, marşaları yapıyorlar, aynen o şey. Çarşı dediniz de, o, İsfahan'da gideriz şeyi. Tarihi çarşıyı gezip oradan alışveriş yaparız. Ama Tebriz'den mi yaparız? Alışveriş mi? Hı. Tebriz. Tebriz'den mi yapalım? Bence, sence? Bakalım buralara. Buralara bir bakalım.
Ama İsfahan'da gidelim. Tahran'da gitmeyelim. Pahalı tabi. Tahran'ı zaten çok pahalı söylüyorlar. Poşeti arabadan aşağı attı değil mi? Azatlık meydanına doğru gidiyoruz. Özgürlük meydanı yani. Ne özgürlük, ne özgürlük. Gerçekten çok büyük bir şehir. Zaten. Şimdi yazarım. Evet, Tahran'ın merkezine doğru gidiyoruz. 8 kilometre sonra Azatlık Meydanı'na varmış olacağız. Şu kule var ya, o kulede yemek yiyeceğiz. Soldaki. Buna benzer şeyde de var, İstanbul'da yok. Aha, evet. Ama şimdi Çamlıca'da yapılıyor. Daha büyüğü. Yapmışlar böyle. Evet.
yok. Devam mı? Ha evet evet evet. Evet. İsterim ben. Yaklaşıyorsun, söylüyorsun. Gerçi şey var. Tam doğru gidiyorsun da. Buraya girmemiz lazım. Giriş var mı oradan acaba? Ya. Yani çok ileriden şey yapacağız. Yazayım mı tekrar? Orada buradan şey yapacaktık. Buradan yürü şey sağdan kaçabilme şansımız var mı başka bir yolda? Burada pek bir şey yok, çekmeyebilirsin. Direkt şeye çıkacağız, bir tane kavşak gibi bir yer. Ondan sonra sola döneceğiz. Sola döneceğiz, ondan sonra sağdan devam edeceğiz. Sonra tabii şey yapamıyoruz. Sonra ileriden döneriz. Sorun değil. İleriden de bağlanabiliriz. Geri gidiyoruz gerçi de. Şuradan bir yerden dön. Ne dedin? Sola mı döneceksin? Sola döneceksin evet. Yaklaşıyoruz çok. Dönmemiz lazım. Göbek gelirsen dönelim oradan. Mesela saçma çağa çık. Bir şey olması lazım. Şöyle dönmemiz lazım. Hah, şuradan döneceksin. Dön. Şuradan. Dön, 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 dön. Şimdi tekrar o yola geleceğiz şimdi. Çekmiştim burayı. Tekrar çekmene gerek yok. Buradan galiba evet. Buradan. Geçmiş şey yaptık. Tamam. Evet devam et. Bu caddenin sonunda sağa döneceğiz. Ondan sonra meydana gelmiş oluyoruz. Ediyorsun dümdüz daha var. Birazdan varacağız. Park yeri de var. İyi.
birazdan varıyoruz şeye, meydana. Çekmeyi bırakma. Burası. Çekme çekiyor burası. Ha işte burası. Kapatıyorum. Devam et. Neresi? Şu karşısı işte. Karşısı. Bazen daha dur çek. Bir şey gözüküyor. Evet. Azatlık meydanına geldik. Azatlık meydanı. Özgürlük meydanı. Meydan azadi. Azatlık meydanı. Arabayı park edelim bir yere. Meydan da meydan ama. Ha? Park yeri var mı? Soldan devam et, belki buluruz. Parking diye yazıyor zaten. Devam et. Buraya gelip fotoğraf çektireceğiz ya. Bak şu park yeri galiba, bak orası var ya. Ama dönüş yasak. Dönelim. Bak şu karşıda da park yeri var. Oraya da park edebiliriz. Var mı? Hani nerede? Ha, tamam. Ama bu devlet görevlilerinden. Geldik. Azatlık Meydanı'ndayız şu an. Şimdi karşıya geçip kuleye çıkacağız ama hakikaten çok sıcak. Yani buranın sıcağını zaten söylüyorlardı normalde de. Çok büyük bir meydan. Nereden geçiliyor ki karşıya? Geçit var mı acaba? Geçelim karşıya. Azatlık Meydanı'na geldik. Şu anıtın buradayız.
patlı turistlere baksana. Çektirelim, fotoğraf çektirelim. İçinde bir şey var, kuleye çıkacağız şimdi. 75 tümen verdik. Geri dön, çekeyim seni. Şimdi kule. Aha, burada çok güzel şeyler var. Beni de çek. İstiyorsan aradan çıkayım yani. Vallahi terim. Kültürel olarak çok. Görüyor musun? İşte alın size Tahran ayağınızın altında. Yok taneler, ver ona. Evet, burası Tahran. اینجا پایتخت ایران تهران است. Where is Khomeini tomb? Where is it? Where is Khomeini tomb? Cemetery. Yeah, I know. It's in. I don't know. In Tehran? It's in. It's no. It's in. I think near Tehran. Near Tehran. It is. It is. Not in the road between Tehran and Kashan, but near Tehran. Near Tehran. I think I see. Mm. Like in mosque. Yeah. Oh, Kashan. Yes. Oh, okay. How did you find Iran? Exotic. Yes. Exotic. Fantastic. Yes. Yeah. Ah. Senin düşünceli resmini çok çektim. Nasıl buldun Tahran yukarıda? Uzaktan güzel görünüyor.
do you think about Iran and Iranian people? İki kat altı, alt katı. Rey şehrine gideceğiz bundan sonra. Tahran bu kadar mı yani? Nasıl? Var sadece Tahran'da. Yo, başka şey var. Kahus-ı Alabet var. Sadabat Sarayı var. Orayı gidip göreceğiz. Rey'i göreceğiz. Sadabat Sarayı. Hı hı. Beni şu orta... Meydanından çıktık. Selçukluların ilk başkenti Rey'e doğru gidiyoruz. Aslında Tahran eski Rey şehrinin yakınlarında kurulmuş Safevi Şahı, muhtemelen Şah Abbas olacak, tam bilmiyorum. Yani emin değilim. O Rey şehrinin yakınlarında Tahran'ı ilk kuruyor. Tahran ondan sonra gelişmeye başlıyor. Çok sonra da olabilir. Tarihte yanılabilirim yani. Şimdi Rey şehri biz Türkler için önemli. Çünkü Selçukluların ilk başkenti, Selçukluların göçebeliği bırakıp şehir hayatına geçtiği ilk şehir. Kenara bak, hiç böyle şey yok. Namaz kılmayı unuttum. Neyse. Kumda kılar. Keserler lan ben. Vallahi. Sünniyim ya. Sünni gibi kıldığım zaman bir sünni değilim ya. Yani. Birazdan sağa kayınca sağa yanaşarak git. Şimdi mi? Yok. Şimdi sağa kayıyorum. Yok, şu an değil, şu an değil. Dümdüz git, sağa döneceksin ilerden. Burası Tahran. Kadına ismini sordum, ayıplayacağım diye zor söyledi. İsmi Sure ya. Buradan dönmen lazım. Ama güzel isim. Buradan dönecektim. Abi ben sana söylüyorum ama buradan mı, ileride mi? Yazmam lazım. Orada aynı yola çıkıyor şu an herhalde. Rey 31 dakika diyor Mehmet abi. Yok canım, 16 kilometre tarifi. Buradan sağa da dönüş var. Aynı yola 23 çıkıyor. Kilometre. Ha, buradan sağa döneceksin. Ondan sonra tekrar sağa dön. Sağa yok. Dönüş var mı? Yok yok, sağa döneceksin. Daha ileriden ileriden. Bayağı ileriden değil mi? Çünkü aha, buradan sağa dönüş yok. Evet evet. Bayağı ileride. Vay be, trafik ışıkları da var herhalde. He? Trafik ışıkları var. Yanaşıla koymuşlardır. Sen ne yapıyorsun amigo? Hey amigo. Yazık ya, bu insanlar takiye yapıyor, sevmedikleri bir rejime. Devam et, devam. Peki et. Bu rejimi, aa, rejimi kim getirdi, kim seçti? Sağdan gidecektik, ileriden yine sağa girecektik. Aa, öyle mi yapacak?
Ama şey, yaklaşıyorsun zaten. Ya ben buna riayet edelim diye söylüyorum. Tamam işte onu riayet edecek. O sağdan gösteriyordu. Neyse. İyi de doğalız. Kadın diyor ki ben Türkiye Hacettepe'de okumak istedim diyor. Daha sonra evlendim. Eşim diyor İran'dan başka hiçbir memleket istemiyor. Eşim de Türk olduğu halde diyor. Şehir görüntüsü var bak buralarda değil mi? Evet. Dümdüz devam et. Hiç sapma bayağı. Oradan gidersek yeriz Nani'yi. Tamam. Şimdi bir tane daha sağ ol. Yok yok. Hayır. Hayır. Devam et. Devam et. Bu da nedir? Demavent olabilir. Tam bilmiyorum. Sağdan muhtemelen çünkü evet sağdan. Yaklaştık sağdan. İyice yaklaştık. Devam et. Adamlar başına gel bana Doge'ye yerleşmemiş ha. Bakmışlar ki yok burada bir şey. Evet, birazdan varıyoruz. Ha. Devam et. Sağdan gidiyorum. Soldan. Sağdan değil, soldan. Bak. Sol, evet. Şehrine. Şu an tabii burası bir ayrı semt.
Selçuklular dönemiyle bir alakası yok ama Selçuklular kurulduğu yer burası. Burada kuruldu. Yani şeyi başkent, ilk başkentler yani. Bir kümbet gibi bir şey vardı. Ona bir bakmak lazım. Sadece o kadar. Nasıl çıkacağız buradan? Bağ-ı kitap, bağ-ı namayiş. Yani şey, seyir bahçesi diyor. O zaman gerek yok. Yaklaştık şey ama bayağı bir trafik var. Yok yok, direkt devam ediyorsun solda. Bir şey kalmadı zaten. Bak şuraya baksana, çok güzel yapmışlar. Trafik gözüküyor. Gerçekten çok sanatkar eserler meydana veriyor, meydana getiriyor yani. Müslüm Gürses'ten çek. Tahran'da ağaçların birbirine geçti. Bak şey, çınar ağacı hepsi. Aa, müthiş. Değil mi? Yeşil, yeşil alan gördük Tahran'da. Ooo, serinliğe bakar mısın? Ha, nasıl serinledi hemen? Uy. Acayip görüyor musun?
daha kaçamıyor. Sarayına geldik ancak tatilmiş, kapandı. Bugün de yani başka gideceğimiz yerler var, o yüzden herhalde vazgeçeceğiz buraya gitmekten. Güzel. Yok, gerek yok. Biraz bura hakkında bilgi verebilir misin? Bu Sadabat Sarayı daha önce işte İran şahlarının kaldığı saray, ama Sadabat Sarayı'nın en önemli özelliği Türkiye, Irak ve İran arasında Sadabat Paktı imzalandığı saray burası. İşte görseydik çok iyi olurdu. Sadabat Kasrı işte bu. İran şahları burada oturuyordu yani, bu saray kutsal. Ama tatil saatine denk geldiği için içeri giremedik maalesef. Ama vaktimiz de yok. Yani buradan kuma geçmemiz gerekiyor. Kaldığımız İstiklal Oteli'nde bir pilavın görünümü. Geleneksel İran yemeği. Evet. Ama kapat o, ağız şey olmasın. Tamam. Şeyi kapat. Diye varam. Şunu, bunu kaldır. Oo. Ne yiyeceğimizi şaşıracağız şimdi. Evet. Evet. Çok güzel şeyler var. Hangisinden yiyeceğimizi şaşıracağız şimdi. Mirza Kasemi. Ne yiyor? Mirza Kasemi diyor. Dolme diyor. Lazanya. Cuce kebap. Ve şey, kebabı kubi de kuşt, et. Hı-hı. O pilav çekmiştim zaten. Nasıl menü? Güzel değil mi? İstiklal Otel'in. Diyormuşuz ki iyi ki bozulmuş araba. Kahvaltıya oturduk. Kahvaltı sonrası yola çıkacağız inşallah. Araçla bir sıkıntı çıkmaz. Kahvaltı sanımız da böyle. Doldurdunuz bayağı. Tahran'da kaldığımız otel. Otel İstiklal. Tahran manzaralı. Tahran'ın lüks semtlerinden biri. Burada İsmail'e geldi bir yatak. Ortalık dağınık biraz. Gece boyu çalıştım da rahat vermedi bana. O kadar çok musluk var ki İsmail, bir ara şaşırdı neyi nereden açacağını.
tamirci çağırdık. Geldi, tamir etti, o da Erdebilliydi. Evet. Selçuklular döneminde başkent olan Rey şimdi karşımıza Tarın olarak çıkıyor. Vatanam en şokul pağar can derdele iltihar duran ha keşfede ruzhay düşman zahmiye ser bulend buhran ha istadi be جنگ رو در رو خنجر از پشت میزند دشمن گویی از ما و در نهان بر ما وطنم پشت حیله را بشکن وطنم ای شکوه پا بر جا رگت امروز تشنه عشق است دل رنجیده خون نمیخواد دل تو تا ابد برای تپش غیر عشق و جنون نمیخواد شم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود وطنم ای شکوه پا بر جا التهاب دوران ها کشور